Selamlar dostlar. Fas'ın mavi şehrinden, Şavcavan'dan herkese iyi günler derim. Sabah saat 9'da Tanca'dan otobüse bindim. 65 dirhem ödedim bu otobüse. 2 saat sürdü. Şu anda da Şavcavan'a geldim. Burası küçük bir şehir. Mavi olmasıyla meşhur. Her taraf mavi böyle, belki arkamdan görüyorsunuzdur. Şehre şu an yeni girdim ben. İşte bir Old Town var. Yani Medine diyorlar burada. Medine'si var, kasabası falan var. Bugün buraya gezeceğim. Akşam da buradan Tatvan'a gideceğim. Yani Tetuan aslında bizim Türkiye'deki Bitlis'in Tatvan'ına çok benziyor. Bence isimlerini aynı kökten geliyor. Yani hikayesi kesinlikle aynı. Bugün buraya geziyorum. Buradaki şehrin bir kısmı tamamen mavi böyle. Her tarafı masmavi. Ben şu an böyle hem yemek yiyebileceğim bir yer arıyorum. Hem de oraya gidebileceğim yola bakıyorum. Böyle kısmi kısmi mavilikler görüyorsunuz. Şu an Ramazan olduğu için de çok sakinmiş. Onu söylediler. Bu arada görüyorsunuz taksiler de mavi. Böyle tatlı bir yer. Şu an Mart ayındayız. Mart ayında çiçekler açmış. Mor salkım çiçeğini ben çok severim işte. Şu an mor salkım kokusu geliyor acayip bir şekilde. Türkiye'de de açıyor ama orada Türkiye'de Nisan ayının ortasında sonuna doğru açıyor. Burada Mart ayının ortasındayken mor salkım çiçekler açmış. Etraf çok güzel kokuyor. Gerçek mavi şehre ulaştım arkadaşlar. Uzun bir süre yürüdüm, bayağı da terledim. Sonrasında bende bir çanta vardı. Yolda bir kuru temizlemeci gördüm. Dayı da ne İngilizce biliyor, ne Fransızca biliyor, ne Arapça biliyor. Yerel dilini biliyordu buranın. Değişik bir şeyler yaptım. En sonunda çantayı dayıya teslim ettim. Dedim ki ben de şimdi burayı güzelce ne bir gezeyim. Geldim arkadaşlar, şu an Şafşafan'da, mavi şehirdeyim. Çok güzel de bir restorana çıktım. Baktım yolda giderken iki tane küçük çocuk benim kolumu bir tuttular. Dediler biz seni güzel bir restoranta götürelim. Getirdiler buraya. Neresin diye sordular. Türk'üm dedim. Baktım şey diyorlar işte. Yes 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 cibli cibli cibli. Gerçekten bu olayla ve o adamla dünyaya tanınmış olmamız biraz garip yani. Şu an böyle tam şehri tam tepeden gören bir yerdeyim. Hemen size oraları göstereyim. Çok güzel bir manzarası var. Gerçekten. Restoranın adı da Alaaddin Restoran. Reklam yapmıyorum ama gerçekten güzel bir yermiş. Hemen arka kameraya açayım size ve bu muhteşem manzarayı göstereyim arkadaşlar. Benim yerim şurası. Şurada oturuyorum. Burası en üst katı. Burada oturmayacağım. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, şehir böyle bir sıra dağın yamacına kurulmuş. Şöyle şu tepeden başlıyor. Şuraya kadar gidiyor. Benim bugünkü hedefim şuradaki camiye gitmek. Şöyle masmavi her yer, böyle göz alabildiğini mavi renklerle dolu. Yani Santorini'ye benzemiyor ama bir Santorini havası da yok değil diyemem yani. Şöyle şu tarafları falan görüyorsunuz, oldukça güzel, mavi. Bir de buradaki evlerde falan insanlar baya baya yaşıyorlar yani. Hatta bakın şurada bir tane hanımefendi çamaşırlarını kurutuyor. Şöyle güzel, tatlı bir şehir. Meydanını da göstereyim hemen size. Burası da işte şehrin ana meydanı. Şöyle. Burada işte bayağı böyle el ürünü malzemeler satan yerler falan var. Sokaklar çok dar. Ara sokaklar falan bayağı böyle çok rahat kaybolabileceğiniz yerler. İşte burada da bayağı turist falan var. Son zamanlarda çok fazla Çinli, İspanyol. Zaten İspanya yakın, onu anlarım da. Çinli ve Meksikalı geliyormuş garip bir şekilde. Ya da ben Meksikalı'ya benzettim bilmiyorum ama etrafta onlarca Çin restoranı gördüm yani, öyle söyleyeyim size. Şöyle güzel bir yerde, güzel bir zamanda, güzel bir yaşta. Şimdilik ben bir yemek söyledim, bir Meksika pizza söyledim. Yerel yemeklerini denemiştim, pek beğenmemiştim. Biraz karnımı doyurduktan sonra tekrar yerelden devam edeceğim inşallah. Yemek söyledim. Meksika pizza söyledim. Yerel yemekleri kötü değil ama ben geçen gün yediğimde beğenememiştim pek. Şimdi işte Meksika pizza söyleyip böyle pizza ya da burger tarzına bir şey yiyip karnımı doyurmak istiyordum. Sonrasında böyle tekrar yerelden yemek istiyorum. Çünkü 3 gündür yemek yemiyorum neredeyse. Siparişimi verdim. Hemen ufak bir servis açtılar. Onu da burada göstereyim bunların size. Böyle talaşlı bence yani. Ortasına böyle bir tane
nokta koyuyorlar. 3 dilim getirmiş bana, fazla getirmiş. Burada bir yeşil zeytin var. Üzerinde tahminimce pul biber var. Az bir şey de zeytinyağı dökmüşler. Bir kola söyledim. Çatal bıçağı da şöyle getirmişler. Şu an aşağıda böyle yöresel bir dans yapılıyor. Yüksek ihtimalle orada bir turist grubu falan gördüler. Onlar için dans ediyorlar. Şöyle bir meydan burası. Şapşapanın meydanı. Burası eski bir kale. Biraz sonra buraya gireceğim ben. Şöyle tarih bir yerde yemek yedim yani. Gayet güzel bir alandı burası. Mavi mavi böyle renkli renkli gayet güzel bir alandı. Şimdi Şavşafa'nın bu dar ara sokaklarını gezmeye başladım. Gerçekten her yer masmavi yani şöyle. Şuradan gireceğim ama nereye gittiğimi hiç bilmiyorum. Biraz da kaybolmak istiyorum. Öyle hissediyorum. Bir bakalım şu sokaklardan bir girelim. Yani bu kısım için Blue City diyorlar. Etrafı her yeri maviye boyamışlar. Sonra da buraya turist çekiyorlar. Kimin aklına gelmişse tebrik yani. Şöyle masmavi duvarlar. Bir de kapılara falan işleme de yapmışlar. En acayip çekici duruyor. Burası çıkma sokakmış. Geri dönüyoruz. Buralarda riyatlar olduğunu söylemiştim. Şu karşımda görünen yerde bir riyat. Ortası havuzlu. Böyle kat kat dairelerin bulunduğu bir alan. Riyatlar. Böyle maviliklerin içinde burada çok fazla var. Şimdi ilk kez gidilen şehirlerde böyle genellikle kaybolmak acayip güzel bir duygudur. Yani kendinizi kaybetmeyecek kadar kaybolursanız güzel olur. Bende navigasyon açık şu an. Gideceğim yere yaklaşarak gidiyorum ama açıkçası nereye gittiğimi bilmiyorum. Bir de burası öyle bir yapılmış ki her sokak çıkmaz sokak. Sürekli çıkıyorum, geliyorum, yoruluyorum falan. Acayip güzel yerler var. Hemen onları göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Bakın aşağıda mağazalar falan var. Şuraya çok merak ettim bakın. Resmen mavi bir dönemeç var burada. Bakalım nereye çıkıyor. Her taraf bayağı serin. Oo. Birkaç kamu spotu ve acayip dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim. Burada uyuşturucunun kullanımı çok yaygın. Kenevir olan yani haşhaş olan şeyin. Burada siz yolda yürürken işte istiyor musun satalım mı sana tarzında şeyler söylüyorlar. Çok bulaşmayın hani bilmiyorum eğer tüketiyorsanız da tüketmeyin lütfen de. Tüketiyorsanız bile yani çok dikkat edin ona. Yani sentetik uyuşturucu falan olabilir. Allah korusun başınıza büyük bela açılır. Lütfen ona dikkat edin. Böyle dolaştıkça sokakların daha mavileştiğini falan görüyorum. Aşağıda bir kısmı maviydi, bir kısmı beyazdı. Şimdi burada bir mavinin bir tonu, burada farklı bir ton, burada farklı bir ton. Şöyle renkli renkli güzel güzel. Aman düştüm sokaklar var. Şavşafa'nı dolaşırken şimdi ben teknik olarak dolaşırken böyle haritadan acayip kontrol edeyim nereye gideceğimi, yolun nasıl olduğunu, yükseltinin nasıl olduğunu falan. Ama yerlere çok dikkat etmem, yerlerin isimlerine çok dikkat etmem işte. Mesela Şavşafa'na geldim, herhangi bir yerin, sokağın, caddenin ismine bakmadım ya da girdiğim alanların ismine bakmadım. Zaten Old Town vardır. İşte buna Faslar Medine diyorlar. Medine'sine baktım.
Şehir merkezinde işte surlarla çevrili bir alan vardı. Oraya baktım. Şimdi de Buzafer adında bir cami var. Buzafer Camisi'ne gideceğim. Oradan video çekmeye devam edeceğim. Oradaki yol biraz uzun. Yaklaşık bir yarım saat sürecek. Hatta göstereyim size. Şu alandan çıktım. Burası Medine denilen kısım. Böyle surlarla çevrili zaten görüyorsunuz. Şu alan. Buradan şöyle şu aşağıdan gidip şurada da güzel bir dere var. Yani bayağı güzel derenin kenarına kurulmuşlar böyle. Yemek yiyecek yerler falan var. Ben de şu alandan şöyle tepeden yürüye şuradaki Buzafer Camisi'ne gideceğim. Yani telefonu elimde tutmaktan korkmuyorum. Hani bir şey yapabilecek olan varsa gelsin. Buradan Fas'tan herkese meydan okuyoruz ama yani siz yine de dikkat edin. Telefonu melefonu aman dikkat çaldırmayın. Elimi sürekli cebime atıyorum. Birisi çaldı mı diye. Aman dikkat. Buzafer Camisi'ne çıkarken yolda ölecektim. Neyse. Arkadaşlar Şavşavın. Bunlar kısaca buraya Şavın diyorlar. Çok uzun Şavşavın diye. Kısaltmışlar işte Şavın diyorlar sadece. Santorini'ye benziyor. Şaka maka ama çok tatlı ya. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Bu yolda en iyi manzaraya sahip yer diye düşünüyorum. Daha şöyle gideceğim ileriye doğru. Ama manzara gerçekten yani güzel. Şehir böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi şu aşağıdan dere geçiyor. Bunlar buraya şöyle şuradan yukarıya doğru sur yapmışlar. Şuradan arkaya doğru gidiyor ve şehri kapatıyor şöyle. Arkada da çok yüksek kayalıklar, dağlar falan var. Ya adamlar kendilerini bayağı böyle bir sağlam almışlar bu şekilde. Zaten evlerin hepsi çok eski. Yani şehirde yeni ev bulmak çok zor. İşte yeni yapılan bir iki tane var. Onlar da dışarıya doğru yapılıyor. Yani bu Blue City denilen alana, yani bu Medine alanına ev yapılmıyor arkadaşlar yeni. Olanlar da sürekli tadilat ediyorlar. İçeride de deli gibi bir tadilat furyası var. Buradan da şöyle şöyle doğru çıkan bir merdiven var ama nereye çıktığını bilmiyorum. Vallahi biz de bu yoldan gideceğiz. Ben sürdüm ama böyle akıyor. Bakın böyle su gibi aktım yani şu an. Biraz ben burada fotoğraf falan çekeyim sonra devam ki. Gittikçe manzara daha güzelleşiyor arkadaşlar. Aşağıda fotoğraf falan çekip de telefonunuzun şarjını falan boş harcamayın. Her adım attığınızda manzara güzelleşiyor. Ağaçların olmadığı yerlerde daha güzel. Şimdi geliyordum az önce aşağıdan. Bir tane çocuk gördüm böyle oturmuş müzik falan çalıyor. İngilizce çalıyor bir de. Dedim ki sen ne ayaksın böyle? Dedi ki işte ben Amerikalıyım, Kaliforniya'dan geldim dedi. İşte Portekiz'i falan gezdim. Bana Fas'ı tavsiye ettiler. İşte müzik çalıyorum, para kazanıyorum, geziyorum dedi. Eyvallah dedim. Instagram'dan takipleştik. Ya adam bunu şey olarak yapıyor. Böyle neşesine yapıyor. Yani bunun herhangi bir hayatta maddi bir kaygısı yok. Geziyor, kafasını esiyor, evden falan çıkıyor. Biz yani Fas'a gelmek için 5 ay çalışıyoruz yani. Bir de Amerikalı adam her yere pasaportu gösterip giriyor. Yoruldum anlatırken de çıkarken de. Şehir bu. Çok güzel bir şehir. Az önce anlattım zaten surları falan. Bakın şurada aşağıda güzel de bir havuz yapmışlar. Blue City, Şavşaven. Bu, şimdi yüksek ihtimalle otobüse falan gelirseniz bu aşağıda şu alanda arabayı park ediyorsunuz ya da otobüsten iniyorsunuz. Şu Old Town dedikleri işte tam Blue City dedikleri alan ise şurası işte. Şurası Blue City işte Old Town, Medine falan da diyorlar. Orada falan gezebilirsiniz. Şurada bakın surlar falan var. Hatta zoom yaptım. Bir daha zoom yaptım. Surları gördünüz. Surların olduğu yerde şehrin tam ortası meydanı. Ben bu camiye gittikten sonra da o surlara gideceğim ve orayı da gezeceğim. Sonrasında akşam saat 6'da buradaki turum bitiyor. Geldiniz, gezdiniz. Kaç saat kalalım falan diye sordunuz. Şimdi Şavşavan'da konaklamak mantıklı olabilir. Bir gece kalabilirsiniz Şavşavan'da. Bu şehre toplam böyle bir 24 saat ayırsanız güzel olur. Ama yok benim fazla zamanım yok, gitmem lazım derseniz bir gün boyu yani öğlen saat 11 gibi başlayıp akşam 7-8'e de Şavşafan'ı gezmeyi bitirebilirsiniz. Şu az önce dereden geçtik.
Derenin olduğu yerde yemek falan yiyebilirsiniz. Ayaklarınızı suya sokabilirsiniz. Orası güzel. Onları tavsiye edebilirim. Ya 24 saat ayırın, tamam mı? Ya da 5-6 saat ayırın, yeterli olur. Buranın iklimi olarak da bizim Adana'dan biraz daha sıcak diyebilirim. Gelecekseniz de Nisan ayını geçirmeyin. Çünkü Nisan'dan sonra acayip sıcak oluyor. İşte 50-55 dereceye kadar gidiyormuş. Hatta 60 falan dediler de inanmadım pek. 55 dereceye falan çıkıyor. O yüzden gelecekseniz Ocak sonu, Şubat, Mart. Mart çok iyi oluyor bu arada. Mart, Nisan. Ama Nisan'dan sonra gelmeyin. Ya da sonbaharda Ekim'in sonu, Kasım ayı gibi gelebilirsiniz. Kışında biraz soğuk oluyor. Kışında gelebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde size tavsiye verebilirim. Etraf yemyeşil çünkü ilkbahar. Her yer çiçek açtı. Yani siz yazın gelip buradaki yeşilliği görmezseniz bana kızmayın. Ben buraya Mart ayının 15'inde geldim. Yani az önce dediğim gibi buranın bu kadar yeşil olmasının sebebi birkaç hafta önce kış mevsiminin bitmiş olması yani. Yoksa asla bu kadar yeşil bir yer değil. Yani tahminimce Mayıs ayında böyle her tarafı sarı otlar kaplıyordur burada. Yani insanlar da zaten hayvancılık falan yaptığı için otlarda saman falan yapıyorlardır. Yani buraya kış ayında gelip Karadeniz'e çok benziyordu falan demeyin sakın. Ama muhteşem bir yer yani. Caminin oradaki videolarımı falan çektim. Şimdi tekrardan şehre doğru gidiyorum. Böyle güzel, sakin bir kafe bulup oturup telefonumu şarj edeceğim. Biraz da video falan editlerim. Gezilecek yerleri hala var. Belki biraz da alışveriş falan yaparım. Öyle. Argan yağı meşhurmuş buranın. Argan yağı alabilirim biraz. Argan yağını alıp böyle hediyelik. Biraz hediyelik argan yağı alıp bizimkilere falan verebilirim. Bu arada inişe geçtim işte. Şehir de böyle görünüyor. Güzel değil mi? Şimdi az önce videosunu çektiğim arkadaşla ben buraya çıkarken tanışmıştım. Tepeye çıktım, indim. Tekrar sohbet etmek için böyle yanına yaklaştım. Baktım yanında bir tane daha eleman var. Diyor işte size uyuşturucu falan satayım. Yani ben alıştım. Yani çok fazla soruyorlar çünkü. Yani 4-5 kere sadece bana şavşavanla yürürken sordular. Adam diyor işte ben Hakim Ziyeç'i çok seviyorum. Sana da uyuşturucu vereyim falan diyor. Şimdi ben şu tepedeki yoldan indim. Caminin yolundan. Hemen şuradan inince şurada köprü var. Şehre giren köprü. Köprüden önce şöyle güzel bir tesis var. Burada çok güzel bir dere var. Derenin suyu buraya akıyor ve buraya böyle restoran, lokanta falan yapmışlar. Size oraları göstereyim biraz. Şöyle buradan çeşmeden bayağı güzel su akıyor. Burada teyzemle böyle portakal suyu falan satıyor. Burada da böyle karşı restoranlar falan var. Şimdi buranın galiba birkaç amacı var. Şimdi burada çok değişik bir yapı gördüm ben. Koyulma amacı burada bulaşık falan yıkıyorlar. Burada da dövüyorlar o bulaşıkları falan sopalarla beraber. Burası temizlik alanı. Aynı şekilde şu an karşıda o işlemi yapıyorlar. Hatta oraya gidelim isterseniz ama orada çok fazla kadın var. Video çekilmesini pek istemiyorlar kadınlar. Yani anlayacağınız böyle tatlı, güzel bir alan. Şimdi buraya geldim. Burada da işte haşhaş kullanır mısın, ister misin falan diye sormaya devam ediyorlar. Ama hayır tabii ki. Siz de dikkat edin lütfen arkadaşlar. Ben kamu spotumu yapayım da. Böyle aşağıda restoranlar, lokantalar falan var. Burada da bulaşık yıkama yerleri, çamaşır yıkama yerleri falan var. Şöyle yukarıya doğru gidiyor. Bir yerden sonra bayıyor mu acaba diye düşünüyorum ama gerçekten her gördüğünüz sokak güzel geliyor. Burası da o güzel sokaklardan birisi. Şimdi biraz yukarıya çıkalım bakalım ne varmış. Çok fazla fotoğraf çekiyor insanlar. Çok fazla bölmek istemiyorum.
Ama ben de size göstereyim. Kendi fotoğraf çekeyim. Şöyle mavinin her tonu var burada. Şimdi akşam üzeri oluyor. Yavaşta gün batmaya başladı. Araçlar da sokağa çıktı. Ramazan'dı. Sabah boştu şehir. Şimdi böyle kalabalık oldukça şehirdeki böyle Hindistan efekti de ortaya çıkmaya başladı böyle. Zaten bu arabaları gördükçe ben direkt Hindistan'dayım yani. Şu an Yeni Delhi'de yürüyorum yani. Şehrin böyle merkez noktalarından birindeyim. Şehri gezmeyi tamamladım. Blue City'de, Old City'de, Medine'sini falan daha her tarafını gezdim. Bu arada Medine kelimesi medeniyetten geliyor. Medeniyetin olduğu yer anlamına geliyor Medine. Araplar da bunu şehir manasında kullanıyorlar. Bu ek bilgiyi de size vereyim. Hemen etrafımı da göstereyim. Burası çok tatlı bir park. Tam ortada büyükçe bir kavşak var. O kavşağın olduğu yer burası. Şu yerel halkın giydiği kıyafeti gördünüz. Böyle arkada sivri bir şapka gibi bir şey var. O berberilerin giydiği kıyafet. Yazın serin tutuyormuş, kışın da sıcak tutuyormuş. Garip bir şekilde biraz kötü kokuyor. Çünkü deri falan koyuyorlarmış içine. Garip bir şey. Ama kültür yani. Ben de şuradan aşağı doğru vurdurup gideceğim. Buradan CTM firmasının otobüsüyle Tetuan'a gideceğim. Tetuan'da da yaklaşık bir 5 saatlik gezme sürem var. Akşama denk gelecek ama gezeceğim. Tetuan'dan da Marrakeş'e doğru yolculuğum başlayacak. Bu gördüğünüz yer ise Şavşavan Belediyesi'nin belediye binası. Neden bunu gösterdim bilmiyorum ama diğer binalara göre biraz daha şık ve biraz daha güzel. Fas'ın şu yerel gözlemesinden aldım. Ben 10 dirhem sanıyordum. 5 dirhemmiş. Şimdi 3 dirheme de kola alacağım. 8 dirhem. Yani 24 liraya aslında gözleme artı kola yapacağım. Yani ülkenin ekonomik durumunu az çok siz bu kıyaslamadan anlayabilirsiniz. Şavşavan otogarında oturmuş gözlememi yerken biraz sonra hareket edecek otobüsüme bakıyorum. Her hikaye ya bir şehre yabancının gelmesiyle ya da o kişinin şehirden gitmesiyle başlar. Şavşavan'dan bugün çıkıyorum. Ama macera burada bitmiyor. Tetuan'a gideceğim. Tetuan'da da biraz gezip bu videonun içine Tetuan'da dahil etmek istiyorum. Tetuan'da daha az turistik yerler var. Bir de zaten akşam saatinde orada olacağım. Bir bakalım Tetuan nasıl, şey nasıl falan filan karşılaştırmaya çalışacağım. Karşıda insanların sırada beklediği otobüse bineceğim. Otogar da böyle bir yer. Hem şehirler arası otobüs var hem de şehir içi otobüsler buradalar. Şavşan'dan Tetuan'a olan yolculuğumuz başladı. Yine otobüse gidiyorum. Tetuan'da da arkadaşım var. O bana bazı yerler söyledi. Oraları gezeceğim. Şimdi de size biraz yolu izledim. Yine epik anlardan birini yaşıyorum arkadaşlar. Bu anda yaşadığım için oldukça mutluyum. Şimdi biz otobüse gidiyorduk yolda. Zaten şu an Ramazan ayındayız. Otobüste giderken mola verdi otobüs ve hemen ardından ezan okundu. Tesiste de işte tam iftar vaktiydi. Böyle herkes yemek falan yiyor. Tabii bizim otobüste çoğunlukla gezginler vardı. İşte oruç tutmuyordu çoğu. Buraya geldik işte herkes şu an iftarını yapıyor, yemek yiyor. Ben de size böyle buradaki dinlenme tesisini göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Şurada mangal yapıyor ustalar. Hemen yan tarafta zaten bir kasap var. Orada etleri alıyorsunuz. Orada etleri aldıktan sonra hemen gelip buradaki kasapta pişiriyorlar. İsterseniz zaten buradaki hazır menülerden birini alabiliyorsunuz. Dinlenme tesisi böyle. Bizimkilerine de benziyor aslında. Çok da bir farkı yok. Şöyle önünde dışında marketler falan var. İçeride oturma alanları, masalar falan var. Şöyle marketi görüyorsunuz. Böyle güzel, tatlı bir alan. Tekrardan selamlar dostlar.
Şimdi Tetuan'a geldik. Tetuan, Tatvan'a benziyor. Ben buraya Tatvan diyeceğim yani. Yüksek ihtimalle aynı kökten geliyor isimleri. Burada yaklaşık bir 5-6 saatlik bir boş zamanım var. Akşam olması biraz kötü oldu ama yine de arkadaşlarımdan tavsiyeler aldım. Söyledikleri güzel yerlere gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar, Fas'ın neredeyse tamamında bir Hispanik havası var. Ama bu şehirde bu biraz daha fazla. Yani Tanca'da da vardı ama bu şehir sanki böyle biraz daha fazla Hispanik. Arkadaşlar, burası Muyal Mehdi Meydanı. Burada da çok eski bir kilise var. Dediğim gibi Tetuan şehri Hispanik etkisinden diğer şehirlere göre daha fazla etkilenen bir yer. Bu kilisede mesela İspanyollar buradayken yapılmış. Şu an bir kütüphaneye dönüştürülmüş. Ama dış görüntüsü falan oldukça güzel. Siz de böyle görüyorsunuz. Gündüz gözüyle görmek nasip olmadı ama gece de gayet ihtişamlı görünüyor. Burada da meydanı var. Bakın, sanki böyle İspanya'nın Madrid'inde dolaşıyormuşsunuz gibi bir havası var zaten şehrin. Şimdi birazdan şu ara sokaklara falan gireceğiz. Orada arkadaşlarım bazı yemek yerleri falan tavsiye etmişlerdi. Bir de tatlı falan yemeyi düşünüyorum. Şöyle güzel, şık bir meydan. Bayağı da bir İspanya havası var açıkça. Hatta şurada ben İspanya bayrağı da gördüm, evet. Bakın, burada İspanya ve Avrupa Birliği'nin bayrakları da var. Şimdi Fas'ın Tetuan şehrindeki bir kafeye geldim. Şöyle bir tatlı tabağı yaptırdım. İçinde pudralı tatlılar var şunlar. Şunu az önce yedim de içinde böyle ceviz gibi bir şey var ama ne olduğunu tam çözemedim. Şunun da dışı şekerden yapılmış. Bu da helvaya benzeyen bir şey. Burada da buranın meşhur nane çayı var. Ben bunu çok sevdim. Birkaç gündür de sürekli içiyorum. Şu an dolaşırken burada bir eyleme denk geldim. Burada lisin için bir eylem düzenleniyor. Bunu görmek de güzel oldu aslında. Hemen size orayı da göstereyim. Bir kalabalık toplanmış burada. Lisin bayrakları falan var ve İsrail lanetleniyor şu an. Bu arada ben Tetuan'ı da oldukça beğendim yani. Gayet güzel bir şehirmiş. Keşke vaktim olsaydı bir günde burada kalsaydım ama yani buraya da bir 5 saatlik bir zaman ayırdım. Benim için yeterli aslında ama şu surların iç tarafını, kasaba tarafını, bir de denize kıyı olan bir yeri var. Oraları da görseymişim iyi olurmuş. Ya bu zaten benim Fas'a keşif gezim oldu. Diğer sefere nereye gideceğimi öğrendim. Tekrardan gelirim umarım. Burası farklı bir meydanı. Az bir şey yukarıda kalıyor şehrin merkezine göre. Gündüz gelseydim, bakın şurada tepede bir medrese mi desem, artık eski bir yapı mı desem, saray mı desem, o çok güzel görünüyor. Oraya gidebilirdim. Bir de şurada böyle sıralı evler var. Beyaz beyaz. Orası da çok güzel görünüyor. Oraya da gidilebilir. Gündüz gelinirse eğer. Tabi gündüz görmek ayrı, gece görmek ayrı. Burası da dünyanın merkezi galiba. Şimdi yine bir şeyler atıştırmaya geldim. Tetuan'da bir dönerciye geldim. Bizim Türkiye'deki bu Hatay döner satan yerlerden hiçbir fark yok. Aldığımı da size göstereyim hemen. Şöyle bir şavurma aldım. İşte tavuk dönerinden şey yapıyorlar.
Bir de yanına patates verdiler. İkisi toplam 25 dirhem. Türk parasıyla 77 lira falan yapıyor. Bir bakalım tadı nasıl. Türkiye'dekinin hemen hemen aynı fiyatı. Yani çok da bir fark yok. Arkadaşlar dönerimi yedim. Telefonumla biraz şarj ettim. Şimdi biraz sonra da otobüs kalkacak. Bir 4-5 saatlik bir zaman geçirdim bu şehirde. Tabii gündüz gözüyle görmek daha güzel olurmuş. Ben onu anladım. Güzel bir şehir çünkü onu hissettirdi bana burası. Şimdi otogarın önüne geldim. Bu arada otogar da şöyle bir yer. Şuradan araç girişi falan oluyor. Otogara geldim. Buradan otobüse binip artık Marrakeş'e gideceğim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Şafşaban ve Tetuan videosu böyle bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz çok mutlu olmuşumdur. Emin olabilirsiniz buna. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni de Instagram'dan Aliso Altıra Yollarda hesabından takip edin. Bay bay.